Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün Orman Dairesi Müdürümüz Salih Güneş bizimle. Onunla biraz ormanlarımızı konuşacağız, hazırlıklarımızı konuşacağız. Onlar hazırlanırken bizim nasıl hazırlanmamız gerekir? Belki biraz daha onu konuşuruz. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek sohbetimize başlayalım Salih Bey'le. Günaydınlar, hoş geldiniz Salih Bey. Günaydın Haluk Bey, hoş bulduk. Evet, şartlar değişiyor, iklimler değişiyor. Yani bu konuları ele aldığımızda aslında onu da sorayım. Yani Orman Dairesi Müdürüsünüz biliyorum ama iklim de sizi herhalde yakından ilgilendirir. Evet, nedir bu yaşadıklarımız? Böyle bardaktan değil de artık kovadan boşanırcasına bir yağmur oluyor. Sanki 3 günlük yağmur 1 saatte aşağıya iniyor böyle ve yani bir şey yaratıyor, problem yaratıyor çevre için, eminim ormanlarımız için. Bilmiyorum yani nasıl bir hasar oluşur ormanlara. Şöyle ki yani mevsimlerde bir kayma olduğu son yıllarda bir gerçek. Yani kışın yaz havası, işte yazın geç gelmesi, bunları birkaç yıldır takip ediyoruz. Bu olay bize şu şekilde olumsuz tarafı yansır. Bu son yağmurlar yabani otlar için de uygun ortam yarattığı için otlanma dediğimiz başlayacak. Tabii. Ve bu da daha çok yanıcı madde demek bizim için. Ya, yol kenarları, orman oduklarında herhangi bir kıvılcımda daha hızlı ormana doğru ilerlemesine sebebiyet verir bu kuru otlar. Ha, bu küresel olay yıllardır her yıl santigradın onda biri, işte binde beşi gittikçe ortalama sıcaklar yukarı gidiyor ve bu kaymalar bütün sektörlerde olduğu için bizde de bir sıkıntılar oluyor ister istemez. Tabii El Niño falan da başlıyor gibi bir makale okudum bir yerde. Onun da ve aşırı sıcakların başlayacağı, ülkelerin bu aşırı sıcaklardan etkileneceği ve yanılmıyorsam bizde de oldu, Türkiye'de de oldu ve Yunanistan'da da oldu. Durup dururken orman yangınları başladı. Yani bunlar hakikaten birilerinin ateş yakmasıyla değil. Tabii ki. Artık her şeyin, o nasıl olur anlamam. Yani toprak mı sıcaklaşır, kuru yapraklar mı artık çok sıcak olur, en ufak camdan yansımayla, o yani nasıl ben olur? Ben çoğunun insan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hani yangınların durup dururken yanacağına pek ihtimal vermiyorum. Doğal sebepler, işte şimşek çakacak veya böyle dediğiniz gibi bir yanıcı materyal mercek etkisi yapıp ki çok düşük olasılıktır olacak. Yani bitkiler de çünkü güneşlenme süresine göre, yani doğal fizyolojisi gereği belli şeylere göre, mesela kışın sıcak olunca çiçek açar, şaşırır derler ya. Evet. Bu tamamen onların güneş saatiyle ilgili. Onlar da şaşırıyor bitkilerde. Tabii, normal sürecin dışında gelişiyor. Dediğiniz gibi ya, kışın içinde ciddi sıcaklar olunca yangın çıkma riski artıyor. Dolayısıyla insan kaynaklı yangınlar, hep yazın dediğimiz yangınlar kışın. Adı kış ama yani şu anki yaşadığımız sıcaklığın daha yükseğini biz Aralık ayında yaşadık. Değil Haziran'da evet. Yaşamadığımız. Yani evet. Bir de öyle düşünürsek bir dengesizlik var ne yazık ki. Tabii. Bilemiyorum artık. Peki yani aslında oraya bakıyorum da yani bu iklim değişikliği bir de toprağı alır götürür. Yani ormanlardan diye düşünürüm. Biz de zaten toprak zayıfız. Şöyle, ormanların bir faydası da erozyonu önlemek. Çünkü toprağı tutuyor ve az zamanda çok yağış olduğunda ormanlarımız onları absorbe edip toprağa daha yavaş geçmesine, bitki örtüsü sebebiyet verdiği için su akışa geçmesi. Özellikle çıplak sahalarda işte bir günde atıyorum 100 kilogram yağış yağıyor. O zaman toprak hemen doyuyor ve akışa geçiyor. En tehlikeli su o zaten. Erozyonu yaratan su. Az zamanda çok su, yağmur yağması ve sahanın çıplak olması, derelerin gelmesi, taşkınlar, sellerin en büyük sebebi o. Tabii, ormanlar tabii, toprak o konuda çok erken doyuyor ve çünkü üstünde koruyucu bir orman ağacı veya herhangi bir maki bitkisi olmayan yerlerde özellikle akışa geçiyor. Enteresan, onu söylerken Karadeniz var aklımda ansızın. Ağaçlarla dolu bir tepe kayıp gidiyor ansızın. Yani bu ama ağaçların kökleri tutmuyor çok mu? Çok ciddi yağış var Karadeniz'de bizi kıyas. Yani Karadeniz'de ormancılık şöyle. Karadeniz'de bir yerde orman temizleniyor, dönüyor. O bir yıl orası orman oluyor. Onu artık içindeki fidanları azaltmaya çalışıyorlar. Bizde ise çukur kazıyoruz, fidanı tüpte yetiştiriyoruz. Efendime söyleyeyim, yağışlardan önce dikiyoruz. Diktikten sonra çapalıyoruz. Ve %10-20-30'larda başarı sağlıyoruz. Yani oradaki yağış 1000 milimetrenin üstünde. Bizde 400 milimetreyi bulduk mu
yılda çok mutlu oluyoruz. Tabii. Yani tabii. Şey zon farkı var. Bu dediğiniz evet. Mesela tropik ülkelerde de var kaymalar. Takip edersiniz. Evet tabii ederim. Yani tabii. Oralarda da aynı şeyler. Çünkü 12 ay yağış var. Devamlı toprak suya maruz kalıyor ve bir yerden sonra artık bitkiyle şeyde, beraber kendisini bırakıp kayıp gidiyor. Göy veriyor. Evet, veriyor. Aynen öyle. Yani bizim şartlarımızla Karadeniz kıyaslamak yani. Evet doğru değil. Doğru değil. Ama işte yok ben şeyleri düşündüm yani ağaç köklerini. Yani onlar olmasaydı çok daha. Olduğu gibi bunlar. Karadeniz kayıp yani, gidecekti herhalde. Kesinlikle. O boyutu var. Tabii enteresan. Yani şey yani beklenmedik şeyler bunlar. İşte. Ama tabii şeyiz biz ama şu anda bile yani bir yansımasını görüyoruz. Şu anda sıcak ama yağmur beklentisi içerisindeyiz. Halbuki ben 3-5 sene geriye gittiğimde cayır cayır yanmaya başladığımız bir zamana girmiş olduk. İşte yani bu öngörülemez hareketler dediğiniz gibi mevsimlerin hani küresel ısınma dediğimiz ne zaman ne olacağı. Şimdi İngiltere'de de mesela ciddi sıcaklar var şu anda. Yani İngiltere geçen hafta bizden daha sıcaktı. Ki değil soğuk tabii, ülke tabii, diye bilinir. Tabii, yani bunlara bak kıyasladığınızda yani her ülke beklemediği soğuğu, beklemediği sıcağı görüyor. Bu da yani iyi bir şey değil yani. Tabii. O zavallılar İngiltere'de görüyorum. Paçalar sıvanmış, gömlekler sıvanmış böyle güneş almaya çalışıyorlar. Evet böyle. Şimdi yani tabii. Ben geçen hafta görüştüm. Orada 30 derecenin üzerinde sıcaklardan bahsediyorlardı. Müthiş bir yaz geçiriyorlar. Geçiriyorlar. Tabii. Bizde de geçen hafta tabii. Biliyorsunuz 20-25 derecelerdeydi. Şimdi tabii. Yeni havalarımız. Ama orada çimler kurumaya başlar, susuzluk baş gösterir. Çünkü onun alışık ol. Nasıl ki biz alışık değilsek Haziran'da böyle aynen. Bir havaya, onlar da öyle bir havaya alışkın değil. Tabii, hükümeti suçlayacaklar. Bir deponuz yok, bir plastik bidon yok, taşıyalım su falan diye. Onlar da suçlanacak. Yani, çünkü hakikaten ben zaman dışı. Geçirdim orada. Çimenler hemen kurumaya başlar. Yani o ıslaklığı görmezsin. Yani bitki oranın şeyine adapte olduğu için, oraya göre yetiştiği için nasıl ki bizdeki bitkiler de öyledir. Bizdeki bitkiler suyu o kadar kısar ki yani bizde diken biter. Yani hayvan kendisini yemesin diye. Böyle evet. Bu batı ülkelerinde hele daha yukarılarda diken diye bir şey yok. Yani ömür boyu çıplak ayak gezersiniz. Çünkü bitkinin dikeni yok. Kendisini korumaya almasına gerek İhtiyacı yok. Çayır, çünkü çayır biter. Her ülkenin yerel şartlarına göre bitkileri yetişir dediğiniz gibi. Tabii. Yani konu şey. Peki bizdeki ormanların, şimdi belirli ormanlarımız var. Bizde her ağaç, her ne bileyim ağaçlık yer tehlikede mi? Yani bizim nerede var tehlikeli ormanlarımız, tehlike altında? Nasıl bir harita çizersiniz bizim için? Şimdi yani Kuzey Kıbrıs toprağının yaklaşık 1/4'ü mülkiyet olarak orman. Ama mülkiyet diyorum. Yani bu iyi bir standart mı? Orman yani mal hepsi düzeli ormanla kaplı değil ne yazık ki. Biz onu sağlamaya çalışıyoruz zaten. Mesela güneyde ağaçlanırma çok zor. Beş parmak dağların güneyinde karasal iklim şartları olduğu için kuzeye göre. Hani bu %25 sahanın ne kadar ormanla kaplı gerçek anlamda yarısı. Yani bizim ülkemiz %12,5 ormanla kaplı diyebiliriz. Bunlar genelde beş parmak sıra dağlarının kuzey taraflarında çok güzel. İşte Kantara, Alevka'ya, Karpazburnu'nda Yeşilköy, Karpazburnu güzel bir ardıç ağacına evet. Oluşmuş koruma altında bir bölge. Bu tarafta Akdeniz ormanlarımız var. İşte Yeşilırmak var. Yani esas büyük ormanlarımız bunlar. Yani yaşlı o zaman boydan boya. Boydan boya diyebiliriz. Girne'de evet. İşte 95 yangınında kaybettiğimiz ciddi bir orman var. Onlar da kendini yeniliyor. Tabii eski haline kavuşamaz ama farklı bir flora oluşuyor orada. Yani buralarda bizim risklerimiz çok ve çıkabilecek bir yangında müdahale şansımız da zor. Mesela Meserya'da Kurudere var. Orada ovada ne evet. Kadar olsa şey şansımız daha yüksek. Erken söndürme ama dağda çıkacak bir yangın özellikle elektrik hatları, yol gitmeyen yerlerde çıkabilecek yangına ulaşım da zor olduğu için büyümesini engellemek zor oluyor evet. Ve ne yazık ki ciddi sonuçlar doğurabilir. Şeyde yani bayağı yollar var Girne Dağları'na baktığımda ben Atabey'le böyle yukarılara çıktığımda. Yani yol çıkar falan ansızın bir elektrik şeyinin de biter yol. Evet. Yani artık çok dik kayalar vardır böyle. Yani baktığım zaman dağların üstlerinde o kadar çok yol var ki bizim da. Çatalköy Girne arasındaki yol yukarıdaki dağlar kadar yol olsaydı aşağıda hiç sorunumuz olmazdı. Aynen. Yani dağın üstünde daha fazla yol var. Onu da izah edeyim. Şimdi zamanında biz
işte bir yerde ağaç kurudu veya bir yangın oldu, bir yol yapıldı. Efendime söyleyeyim, arkada bir iş vardır, bir yol yapıldı. Bunlar hep ne oldu? Yol kullanılır hale geldi ve devamlı arabalar da gitmeye başlayınca yani gereğinden fazla yol ağı olan orman yollarımız çok. Biz yaklaşık 3 yıl önce ormanlarımızda Orman Genel Müdürümüzden uzman bir kişiyle, yol ağı plancısıyla yol ağlarımızı planladık. O da bize bahsetti. Yani sizin dedi gerekenden çok fazla yolunuz var. Bu bazen avantaj yerine dezavantaja dönüşüyor. Niye? Çünkü insanlara yok bir yangın var. Hangi yolda gidecek? Gideceğinde bir karışıklığa sebebiyet oluyor. En kısa zamanda gitmenizi engelliyor ve dediğiniz gibi kör bir yola saplanabiliyor. Bilmeyen yolu bir vatandaş. Bir diğer olumsuz tarafı da biz her yıl yolları yeniliyoruz ya. Bize yani kısıtlı imkanları verimli kullanamama durumu ortaya çıkıyor. Çünkü ihtiyaç olmayan veya birincil olmayan bir yolu da yapıp geçiyor operatör gördüğü için o yol orada. Bu da zaman kaybına sebebiyet oluyor. Biz esas o omurga yolu yapmadığımız için ne oluyor? İşte her yıl eleştirilir orman dairesi. İşte orman yolları kötü, yapılmadı. Efendime söyleyeyim işte yarım kaldı, gidilemedi, yollar bozuk. Evet. Yani buna da sebebiyet veriyor. Çünkü imkanlar kıt zaten. Çünkü hakikaten çok yol var. Tabii ki onlar da kullanabilir ama biz bu yeni politikamız bu mevcut yol ağına göre davranıp önce onları yapmak. Tabii. Yani ondan sonra ikinci yollara zaman kalırsa geçmek bu bizim için yangına karşı tedbir anlamında da çok daha iyi olacak. Bir de şey olsa mesela orman dairesine gitsen yani adamlara iki tahta bir çivi verip yani gösterseler bu Girne'ye gider, bu Balabaysa gider, ne bileyim ben daha ilerideyse bu Alev Kayası'nadır, bu Mausa'yadır. Yani daha fazla o yollara koysalar. Tabii yönlendirici tabela. Tabii hemen hiç görmüyorum orada. Alev Kaya bölgesinde var. Yani ben... Ama ana yerlerde var. Tabii daha ana şey, yerlerde var. O dediğimiz toprak yollara girdiğinizde onların içerisinde. Şimdi ona bir örnek vereyim. 2007-2008'de ben Alev Kaya'da şefken o çalışmayı yapmıştım. Kısa bir süre sonra hepsinde şey saçma fişek izleri gördük ne yazık ki. Değil mi? Evet. Bir yani daha o huyu ne yazık ki tüm avcıları kastetmiyorum ama hedef olarak kullanıyorlar. Kekliği vuramayan tabelayı vurur. Kısa sürede kullanılamaz hale gelen tabelalarımız oldu. Çok üzüldük. İyi emek ettik çünkü. Haklısınız. Emek. Haklısınız. Ama bu konuyu da değerlendirmek lazım. Yani bir şey yapalım. Ne yapalım? Çünkü avcı arkadaşlarım var böyle. Yani Tiki Toko meyhanede bastım nörgene tabela diyor iki büklüm oldu ya falan. O da bir spordur. Yani, doğru yapana saygı duyarım. Yani ben ava giden biri değilim ama arkadaşlarım benim de var. Hani bilinçli avcı doğaya faydalıdır. İyi avcıdır, tabii. Faydalıdır. Doğayı kollar, bir şey olduğuna göre bize söyler. İşte hayvanlar için suluklar koyarlar. Çok onlar güzel şeyler. Tabii. Ama bunun dışında bu tür olaylar da ne yazık ki. %10'u iyi dersiniz. Çünkü maalesef oran terstir bizde. Bilmiyorum. %10'u 20'si iyiyse 8'i böyle. Zaten fidanları bile hedef alıp göbeğinden vuran insanlar var tabii. Yani tabii. Yaşadık bunu da ne yazık tabii. ki. Evet. İnşallah son bulur bu durumlar. İnşallah. Yani iyi birliklerimiz var hakikaten. Yani bu konuda hassas insanlarımız var. İnşallah dinlerler ama o kadar da çok alemine gidenler var ki böyle. Yani ne yazık kendilerine ki, macera ve hikaye arayanlar vardır. Her alanda olduğu için olduğu tabii. gibi bu alanda da duyarsız arkadaşlar tabii, var. Tabii. Yani inşallah da olmaz. İnşallah. Peki bu tehlikeli orman yangınları bizim için en çok korktuğumuz şeyler orman yangınları. Hastalıklar bir başka tabii ama yangınlardan konuşacak olursak ne kadar hazırlıklıyız bu yangınlara biz? Rüzgarlı bir günde ne bileyim ben beş parmaklarda bir yangın ki yakın zamanda da tecrübe ettik. Mersin, evet. Yani Girne'ye kadar geliyordu. Yağmur yağmasaydı. Evet, oradaydık. Yaşadık. Yani ve bu düşünün ki helikopterimiz vardı. Bir vardı, an evvel 5-6 araç vardı havada aynı anda. Erken de müdahale edildi ama başarısız olundu çünkü rüzgar vardı. Rüzgar coğrafya çok zordu orada. Çok zordu. Yani ve yeni ağaçlandırılmış yani 30 yaşında bir ormandı ve çok sıktı. Yani tepe yangınına döndü hemen örtü yangınından. Ondan sonra zaten her şey zorlaşır. Peki tepe yangın örtü yangını şimdi alttan giden üstten giden anladım. Üstteki zor mu söndürmek? Şimdi yangın genelde örtüden başlar. Yani yer örtüsünden başlar. O yukarı çıkmadığı sürece büyüme eğiliminde değildir. Eğer temiz bir ormansa
altı temizse veya bakımlıysa zordur. Yani yukarı çıkması tabii yeterli ısıyı yaratamaz. Yani onu o ısıyı yaratamadığı için o işte düşük nemi yüksek ısıyı yaratıp kendi iklimini oluşturur yani bir zaman sonra. Tabii. Bu da yani size zaman verir söndürmek için. Ama ağacın tepesine ulaştığı zaman ormanın tepesine ilerlediği için çok daha hızlı ilerir. Tepe yangınları çok tehlikelidir örtü yangınına göre. Durdurması zor. Yani bizdeki o çam şeyleriyle, fırlamasıyla yani falan. Şey, çam doğası gelir, reçineli bir ağaç. Yani evet. Kendisi de çok yanar. Yanan ağaçta doğaya dönmez yani. Çam ağaçları zaten çıkmıştır. Yanan ağacı kurtarmıyorsunuz. Yollar açıp, işte dediğimiz yolları set kurup yani, orada hazır buradan buraya geçemezsin yani demektir. Yani biz yangını söndürürüz derler ya, o doğru bir tabir değil. Biz yangına set çekersiniz. Set çekeriz veya yangına müdahale ederiz. Tabii. Yani yangın sönecek. Biz onun sönmesi için bir an önce yardımcı oluyoruz kendisine. Tabii, tabii. Set çekiyoruz. Karşı ateş tabii. Var, şerit var. Birçok yöntem var. Uygun olanı uyguluyoruz orada. O şekilde yani tehlike evet. Öyle. Ne kadar hazırız? Şöyle ki biz her sene yasa gereği yangın ekibi kurulur. 1 Nisan'dan itibaren 30 Kasım'a kadar 125 kişilik. Bu arkadaşları biz aldık. İşte ülke genelinde 10 noktada yangın ekibi, 11 noktada yangın gözetleme kulesi teşekkür ettik. Hı. 24 saat esasına göre bu ekiplerimiz işte 125 kişi olduğunda işte bunun yaklaşık 22 kişi, 25 kişisi kuleci olduğunda 100 kişi yani 50 kişi her gün 50 kişi bir gün, 50 kişi bir gün olacak şekilde çünkü dönüşümlü çalışırlar. 24 saat esasına göre buralarda konuşludur arkadaşlarımız. Yani bu da her istasyona 5 kişi düşer yaklaşık ortalamaya aldığınızda. Evet, dağıtılmış bir vaziyette. Bunlar her zaman çevrimdedir, tesis çevriminde. Kuleciler var, yangın harekat merkezimiz var Lefkoşa'da. Orada da 24 saat görevlimiz var. Alo 177 yangın ihbar hattı ve bu ekipleri devamlı işte telsizle durum soran, takip eden, bir tabii, şey olduğunda tabii. Hareket ettiren. Bu 5 kişinin görevli 5 kişinin belirli lokasyonlarda ne ekipmanı var? Şimdi her ekipte bir başında orman memurumuz var. Yangın amiri diyoruz ona. Çünkü o deneyimlidir. Bizim daimi personelimizdir. Bir adet ilk müdahale aracı dediğimiz küçük pick-up arkası hızlı hareket kabiliyetine sahip. Dedik ya yangına erken müdahale çok önemli. Bir araç. Bir de büyük arazöz dediğimiz 3,5 ton kapasiteli arazide hareket kabiliyetine haiz büyük arazöz dediğimiz işte Mercedes'in Unimog'unu düşünün o tip veya BMC'nin 4x4 arazide hareket edebilen büyük araçlarımız var. Bazı ekiplerimizde ekstra bir de tanker var. Su tankeri 12 tonluk. Bu şekilde. Zaten tanker olmazsa nasıl müdahale edecekler? Ya şimdi şöyle o konuda yani. Şu şansımız var. Biz hani umarım söndürürüz diye düşünüyoruz 5-10 dakika içinde. Zaten o zaman tankere ihtiyaç yoktur. Fakat yangın ilerlediğinde yerel yönetimlerle irtibatlarımız var. Civardaki tankerler veya güvenlik kuvvetlerimizin veya polis trafiğimizin o konuda tankerleri var. Anladım. Hemen takviye ediliyor zaten. Evet. Onda çok sıkıntı yaşamıyoruz genelde. Ama işte sanki 5-10 dakika çok önemli. Çok önemli. Yani zaten tanker çağırdığımızda sıkıntı var demektir. Tabii sıkıntı var ve çok geç. Yani geç demeyin de artık tabii ki arazinin şekli de çok önemli. Yani arazi müsaitse kısa zamanda söndürülebilir. Tabii. Ama Mersinlik'teki gibi vadilerin içindeyse ve düşünün bir vadi var, yol da var içinde. Ateş inmeye başladı mı vadiye, o vadinin içine giremezsiniz. Çünkü saniyesinde orada bir hava akımı oluşup karşıya atlıyor ve insan riske gireceği için. Tabii. Hani bazen yangınlarda yaşıyoruz. İşte yanıyor gidelim. Hayır. Önce güvenlik. Tabii. Yani oranın yanacağı belli. Yani siz bir vadinin içindeki ateşe girmek biz sırtlarda ve kurduğumuz daha önceden yaptığımız yangın emniyet şeritlerinden hareketle müdahale ediyoruz. Ateşin içine gitmek görürüm, yani doğru değil. Havuzlarınızı görürüm. Yani böyle beton, yuvarlak onlar, su depoları evet. Var. Onlar size mi aittir? Bazıları bize ait, bazıları su dairesine. Onları da anlatayım. Onlar da işte su bittiğinde, su takviyesi ihtiyacı doğduğunda tabii. Daha büyüyen yangınlarda. Oralardan en yakın olandan tanker yani gidip bir köy içindeki kuyudan alacağına en yakın
Mesela Alevkaya'da var. Var. Atıyorum. Yani evet. Dağın merkezi, yani orada bir şey oldu. Oradan bizim bir su kaynağımız var. 40 ton kapasiteli. Ve yani akan neyse, biz bir de dağda kuyu var mı? Yani su menbaı var mı böyle? Yani artezyan var. Öyle artezyan akar var. Suyumuz yok ne yazık ki. Anladım. Ama bir yerde depolanmış sular var dağın içinde. Su dairesinin depoları var. Onlardan da uygun aparatlar da evet. Özellikle Girne Kaymakamlığı'na bir çalışma yapmıştık. Nerede var? Onlara da bizim arazülerimizin alabileceği şekilde aparatlar takıldı. Anladım. Hani gider gitmez. Çünkü zor. Yani yani ATV olmasaydı arazi için, hı hı, öyle normal araba, normal cip de çıkmaz. Yani bazı yerleri böyle işte, bayağı düzenekli, şeritli şey lazım. Böyle araba lazım. Yok, bu yıl ciddi çalışıyoruz. Yani bir daha gezerseniz çoğu yapılmıştır. Çoğu yapılmıştır. Evet. Aa, enteresan. Çalışıyoruz şu anda. Yani iş makinalarımız arazide. Daha dün görüştüm mesela. Siz oraları gezdiyseniz Karga Suyu diye mevki var. Onun yolu çok kötüydü. Orayı tabii. Mesela dün ekskavatör... İsimlerini bilmem. Yani ekskavatör yollayıp orayı... Mesela olsa bileceğim yani tanıtım koşsanız ama avcılardan tanıtım kalmıyor. Stabilize malzeme seriyoruz o kötü yerlere. Yani bu yıl kepçe ve ekskavatör de yolladık ormanlarımıza. Yalnız dozer değil. Güzel. Yani imkanlar ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz. Tabii. Bayağı ilerledik. Umarım bu yaz bayağı bir orman yollarımız yoluna girecek diye düşünüyorum. Aa, çok güzel. Çünkü İşim. Yani o düzgün olunca hakikaten o atlamayı keser yani o yollar. Tabii çünkü ulaşım çok önemli yangında. Yani ulaşamazsanız uygun yere hiçbir bütün donanımınız, dünyanın en iyi donanımı bile olsa siz yangına ulaşamadıktan tabii, sonra hiçbir tabii, anlam tabii, ifade tabii. etmez. Zaten bir defa da şey yapmıştınız yani helikopter olmasının da nedeni bizdeki o sarp kayalıklara helikopter daha iyi müdahale edebilir. Tabii tabii. Çünkü öyle yerde ateş oluyor ki yani imkanı yok. Hani hangi aracınız olursa olsun ulaşamazsınız. Tabii. Hele geçen uçak hiç ulaşamaz. Yani bir uçakta manevra kabiliyeti var ama hani böyle vadi işlerinde falan helikopter manevrası tabii, daha iyi. Tabii. Uçak daha geniş ve düzgün atıyor ama her şeyin kendine göre avantaj dezavantajı var. Peki şeyin dışında helikopterimiz vardır demiştiniz. Geçen ne yıl zaman? Geldi. Bu yılda işte Orman Genel Müdürlüğümüz işte bugünlerde ihalesini yapıyor. Dışarıdan onlar da hizmet alıyor. Bir tanesini de bize veriyorlar sağ olsunlar. Bu yılda vereceklerini söylediler. Bugünlerde ihalesi yapılıyor. Yani ay sonu herhalde burada olmuş olur diye düşünüyorum. Evet. Görüşmelerimiz sürüyor. İhale yeni yapılıyor çünkü. Anım ihalesi. O çünkü yani yok. Nedense bize güven veriyor. Evet. Helikopterin orada olması. Tabii ki yani geçen yıl yaşadık. Bir yangın olduğunda şu rahatlığınız var. Yani büyüsün büyümesin. Helikopterin zaten görevi o. Kalk diyoruz. Bazen gidip bir şey yapmadan dönüyor ama o güvenen ya bir şey olursa tabii, onun önüne tabii. geçmek için tabii. psikolojik olarak da çok faydalı. Şey olarak da manevra olarak da bizim elimizi tabii. güçlendiriyor. Çünkü helikopterler nokta atışı da yapabiliyor. Tabii onlar kadarıyla. Profesyonel zaten orman yangınlarında profesyonel ekipler. Tabii maşallah yani insanlar biliyor. Bir de ondan ayrı geçen yıl güvenlik kuvvetlerimize de kattık. Helikoptere bir aparatla. O da bizim. O da gelebilir. O zaten hali hazırda. Hazır şu anda. Ki Yeşil Irmak evet. yangına geldi. Çok da faydası tabii, oldu. Tabii. Türkiye'den onlar böyle şeyle altına takabildiğin evet. Bambi dedikleri bir evet. aparat var. İşte bir tonla iki buçuk ton arasında değişiyor. Açıyor, atıyor ve hemen denizden alıp süratle gidip gelebiliyor. Çünkü ülkemiz biliyorsunuz deniz. Tabii. O anlamda çok yararlı. Peki insanlara düşen vazife var mı? Hep bir sorarız yani hazırlığınız var mı? Adamınız var mı? Hı-hı. Adamlara geçeceğim, insan kaynaklarını geçeceğim de yani halk ne yapmalı? Yangın için neye dikkat etmeli ormanlarımız için? En önce şeyden başlarsak orman içindeki faaliyetlerinde yani bizim halkımız doğayı seven, doğada gezen bir halk. İşte avcılarımızın çok olmasından belli zaten. Yani böyle orman içinde ateş yapmasınlar. Piknik sahalarımız var. Gitsinler orada ateşli piknik yapsınlar. İşte yani üç tane taş dizeyim, ateş yakayım. Yani şey gibi gelir ama en ufak bir ihmal çok ciddi sonuçlar doğurur. Çünkü tabii. risk büyük. Piknik sahalarında ateşli piknik yapsınlar. Ayrılırken de ateşlerini söndürsünler mutlaka. Aynen. Bunun dışında hani hala ne yazık ki görüyorum. O arabadan giderken sönen sigarasının izmaritini atıyorlar. Camdan dışarı. Oraya düşüyor yani ne olacak derler ama öyle değil. Yani o izmaritin yol kenarında tutacağı bir ot ve devamlı. Yakında bir orman var ise oraya hareket ederse çok ciddi sonuçlar olur. Yani bu konuda hani lütfen ya içiyorsanız arabanızda söndürün, kül tablasına koyun, şişeye koyun, atmayın. Yani bu
basit gibi görünüyor ama en çok, büyük tehlikelerden çok, biri. O kadar çok değer veriyoruz arabalarımıza. Yani sigara kokmasın diye arabamızın içi. Dışarıya evet. Ormanı tehlikeye atarız yani, ama o arabayı kokusunu önleriz. Şey anlamında da orman köylerimiz için konuşuyor. Ormanla iç içe olan, evi olan, o köylerde yaşayan vatandaşlarımız evlerini temiz tutsunlar, bahçelerini, etraflarını temiz tutarlarsa zaten ateşin oralardan ormana yürüme şansı kalmaz. Tabii. Yani ve şu risk var. Yani kesiliyor otlar, bizim de bahçemiz var. Otu işte yağayım da yakayım veya işte şuraya evin dışına atayım. O potansiyel bir risktir. Belediyelerimiz hizmetleri var. Gelip çöpleri alıyorlar. Çöpünüzün yanına koyun. Tabii, belediye alsın, alsın, götürsün. Aynen. Yani yandığında onun coğrafyası yanacak. Onun evin yanı yanacak. Ya, kendine bir risk yaratıyor bu. Ve 1 Nisan'la 31 Ekim arası ateş yapmak zaten yasak. Yani evet. Suçtur. Yani bunu da dikkate alırlarsa birçok sorun çözülür diye düşünüyorum. Çünkü inşallah. Veya inşallah. Bahçe kenarında ot yakmak, işte yığın ot yapmak, bunlar hep şey, barut fırçası tabii, bizim için çok büyük için. Risk. Yani bu bir daha bu İzmirlilolar yani nedense hep samanların yanında demir kaynak yapanlar. Onu söylemiyorum. Yani özellikle bu bazen şeyleri de görüyorum. Yani müdahale etmeye çalışıyoruz. Bu yol boyunda reklamcılar özellikle evet. Tabela yaparken kaynak ve benzeri yapıyorlar. Şeyleri kullanıyorlar. Çok bu aylarda güzel. Yapmasınlar veya tedbirlerini alsınlar. Çünkü o da çok büyük bir risk. Genelde yol boylarının devamında da orman var. Aynen öyle. Yani aynen bir sıçramada öyle. Çok tabii. Büyük tehlike yaratabilir. Kupkuru otlar anında kilometrelerce tabii, tabii. Gider. Ne yazık ki. Yani, o da bir risk. Yazıklar olsun. Farkındalığı siz herhangi bir şekilde yönetir misiniz? Yani insanlara bir eğitim, reklamlarla, panolarla, yani şunu yapma, işte izmarit atma falan. Yani orman dairesi olarak bu sizin sorumluluğunuzda mı? Tabii ki bizim de bir görevimiz. Biz işte yer yer görürsünüz, Alo 177 tabelaları var, ormanı yapmayalım gibisinden. Bazı yerlerde bilgilendirici levhalar asıyoruz ama hani böyle reklam boyutu falan çalışmamız yok. Zaten yok. Öyle bir iş zaten şey hacimimiz yok. 80 milyon bir şey var galiba bütçeniz. Yani çoğu personel gider. Yani bizim tabii yani hiçbir şey etmez. Çay kahveyi yani bizim devlet merkezi bütçeden aldığımız proje parası bu yıl 600 bin Türk lirası. Onu da İşte şimdi yasak nedeniyle ihaleye çıkamadık, onu hallediyoruz. Yolların yapılması için o da harcanacak. Bizim bütün yaptığımız döner sermayemizden. Çünkü bizim gelir kaynaklarımız tabii. Var. Onları değerlendirerek işte fidan üretiyoruz. İşte bu yıl tesis altyapımızı yeniledik veya dairenin böyle elzem ihtiyaçları için tabii, o döner sermayemizi evet. Kullanıyoruz. Başka da bir kaynağımız yok aynen, ne yazık ki. Aynen. Döner sermaye de işte o da, odun satarsın. Odun satarız. En büyük gelir kaynağı Bafra Yatırım Bölgesi var. Oradaki evet. Oteller biliyorsunuz orman. Yasa ile onlara verildi. Onların kiralarını orman dairesi asil ediyor. Tabii. O da bize en büyük kaynağı o yaratıyor. Siz orman müdürleri bir şey görmezsiniz. Orman dairesi hangi bakanlığa gider bu iş? Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na gider bu iş. Yok. Onlar da yok. O taraflar yoksa Orman Dairesi'ne gelir. Direkt doğrudan bize gelir. Tamam, bize gelir. Orman Dairesi'ne gelir. Yani. Biz onu bütçeleriz önümüzdeki yıl için. Bu yıl işte... Bu azalan bütçe mi yoksa istatiktir? Hep aynı midir hemen hemen? Şimdi mesela şeyler Bafra'da dolarla şeyler gelirler olduğu için doların hareketine göre işte odun satarız, fidan satarız. Kum anladım. Satarız. Yani belli gelir kaynaklarımız var ama bunlar öyle ciddi rakamlar değil. Yani geçen yıl mesela toplam döner sermaye gelirlerimiz 18 milyon TL'ydi. Çalıştırdığımız personeller de var döner sermaye içinden. Yani 10 milyon oraya gidiyor. Kalan 8 milyonla fidan mı üreteceksiniz, iş makinelerinin yakıtını mı karşılayacaksınız, parçalarını mı alacaksınız, tamiri mi? Yani bir dozer düştüğünde böyle 50 bin lira dışa çıkmıyor. Ne yazık ki yani iş makineleri ciddi. Aynen, çok ciddi paralar. Paralar götüren ya, şeyler. Yani. Eski de bizim makinalarımız çoğusu. Tabii. Onunla yönetmeye çalışıyoruz elimizdeki kaynaklarla. Allah yardımcı olsun çünkü eski kamyonları ben de tamir ettirirdim bir zaman ve hakikaten mesela parça bulmak, bir şey bulmak, bir de ustasını bulacaksın zaten. Tabii ciddi maliyetler. Evet, hiç sponsorluk düşünür müsünüz orman dairesi için? Yani belirli şirketlere sponsorluk versin, onun karşılığında işte koruluklara isimleri verilir, fidan yetiştirir. Şöyle onu da gelir açısından. Gelir açısından şöyle bizim ana ormanıyla ilgili. Talep eden insanlardan evet. Zaten belli bir ücret talep ediyoruz. Bir hektar için 120 bin lira döner sermayemize yatırıyorlar. Biz de o güzel. Para karşılığında bütün ağaçlandırma her şeyi biz yapıyoruz.
onlar güzel. İçin. Çünkü onların yapması, yaklaşımı doğru değil. Çünkü bu teknik bir iş. Tabii, yani ben ağaç evet. dikeceğim de işte şuraya geleyim dikeyim. Herkes dikemez ağaç. Yani şimdi etkinlikler olmalı değil. Yani biz bir kişi bile gelip ağaç dikmek istiyorum 5 kişiyle dediğinde ben ona 5 tane fidanını veriyorum, yeri gösteriyorum. Gidip adam da ona tarif ediyor. Yani o sıkıntı değil. Ama bu ana ormanı işi tabela da işin içine girdiği için biraz daha bu şekilde bu uygulama yaparak gelen kurum kuruluşlara görürsünüz. X ormanı diye şeylerde. Tabii. Onlar öyle oluşturulmuştur. Onlar öyle oluşur. Yani bize para yatırırlar. Biz de ağaçlandırırız. Onlar da gelip işte bir gün sembolik fidan dikip etkinliklerini yaparlar. Aa, çok güzel. Peki son zamanlarda benim de katıldığım şeyler var. Böyle kuş yuvaları. Onlar dikilir işte ağaçların üzerine. Onlar konur. Biraz da çam ağaçlarına. Ve işte isminiz yazar üzerinde. Evet. Siz de sponsor olursunuz oraya. Farkındalık. Geçmiş yıllarda çeşitli kuruluşlar bunu yaptı. Gerek bizimle beraber gerek aha. kendi başına. Ama şöyle bir sorun var onu paylaşayım. Bu kuş yuvası üretme işi tabii ki biraz güzel bir şey ama doğru standartta yapılmayanlar var. Amaca hizmet etmeyen işte bir kuş yuvasının hangi kuş için yaptığınıza göre değişen ebatları ve ağız çapları var. Veya belli standartlar var. Bunlar tabii. bilimsel gerçeklerle tespit edilmiştir. Yapacak insanlar varsa bu konuda sponsorluk vermek veya kuş yuvası almak isteyen bize müracaat edebilir. Çünkü biz hangi kuşa ne tip yuvanın yapılacağına dair bilgiler bizde mevcuttur. Biz tabii. kendimiz de üretiyoruz. Tabii. Amaca hizmet etmesi için ebatlar çok önemli. Bu konuda yani yapmak isteyen herkese de buradan söyleyeyim. Bize temas etsinler. En azından tabii. doğru ebatları söyleyelim ki tabii. o yuva bir işe yarasın. Şey için küçük kuşlar için 28 demiştik. Mesela çamkese böceğini işte hep konuşulur. İçin tüketen kuş en bir numara baştankara. Baştankara kuşu küçük bir kuş ve onun biz hocalarla da çalışıyoruz üniversiteden. İşte 28 milimetre olması lazım giriş çapının. Mesela veya baykuş yuvası yapacaksanız 40 milimetre olması lazım tabii. gibi. Yani bunların arasına veya 40 yaparsan baykuş gelir. Baykuş gelir veya sen baştankara için yuvası büyük ağızlı belki gelecektir ama karga gelip onu yiyecektir. Veya yuvanın önüne şey koyarlar böyle balkon gibi ki o sebep olur. Yılanlar daha kolay girer içine örneğin. Yani bunlar hep göz önünde bulundurulması gereken şeyler. Yani yapmak isteyenler olursa bu konuda teknik destek aha. verebiliriz yani. Doğruyu yapalım. Önemli. Tabii, evet. tabii. Aklına kesen girip ormana yani bildiği gibi yapmasın. Aynen öyle. Peki ihtiyaçlarınız nedir? En azından öyle bitirelim programı. Yani orman dairesi ne ister? Para mı ister? İnsan kaynağı mı ister? Alet edevat mı ister? Yoksa bunların hepsini mi ister? Ne ister? Şimdi orman dairesi dediğim gibi Kuzey Kıbrıs'ın dörtte birine hükmeden bir daire. Birçok devletimizde daire var. Personel sayılarını bir gün merak ederseniz alın karşılaştırın. Yani orman dairesi en aşağılarda. Anladım. Yani biraz orada tezat var. o konuda biz en büyük görevimiz tabii 7-8 ay yangınla mücadele. Bunun dışında halkın odun ihtiyacını karşılamak, ormanlardaki bütün olayları yönetmek, hastalıklarla mücadele, yolları bakımlı tutmak vesaire. Yangından başlarsak, yangın konusunda bizim şu anda 10 noktada konuşlu ekibimizin 15'e çıkması lazım en aşağı. Çünkü iki nokta arasındaki mesafe ortada çıkacak bir yangına eğer siz ilk 10 dakikada 5 dakikada müdahale edemiyorsanız 3. bir noktaya ihtiyacınız vardır. Birincisi bu. Bunda neyi getirir? Bu yangın ekiplerini yöneten yangın amiri dediğimiz orman memurlarımız şu anda fiili arazide yani 28 orman memurumuz var ama yani fiilen arazide 23-24 kişi. Bunları da dönüşümlü çalıştırıyorsun. Çünkü gün boyu görevdeler. 2.30'da ayrılma lüksleri yok. Çünkü yangın 2.30'dan sonra çıkmaz diye bir şey yok. Bunu da sağladığınızda bu insanları biz çok sıkıntıya sokuyoruz. Tabii. Çok özveriyle çalışıyorlar. Yani teşkilat yasamızda 61 olması gerektiğini bahseder. Ki 89 şartlarına göre yapılmış bir yasa düşünün. Onun bile biz 30'un altındayız şu anda. Bir münhal açıldı. Temmuz'da sınav olacaktı. Yasada sorun vardı. İşte hızla güncelledik. Meclise gitti. Onaylandı. Resmi gazeteye çıktı. Yasaklar girdi. Şimdi baştan yetki alacağız. efendime söyleyeyim. Yani umarım bütün ilgili kurumlar dikkate alıp kamu hizmeti komisyonumuz özellikle erken bir zamanda
bu sınavı ilan ederse bu arkadaşları alıp bir de şey süreci var, öğrenme süreci var arazi şartlarını. Birinci konu o, orman memuru. Bir ikincisi, bu bizim dozer, grader, ekskavatör, arazöz dediğimiz teknik kapasiteli araçları kullanacak kalifiye personel. Yani iki nokta şu anda orman dairesi dayandığı, bu iki noktayı başarırsak çok daha işler olacağı yerine gelecek. Yani zor bir durum. Yani bunu başarmaya çalışıyoruz. Yetkiyi aldık. Yani sınav olacaktı. Bu sorun nedeniyle ertelendi. Yeniden yetki alıp biraz 2020'de de kayabilir gibi görünüyor. Evet, inşallah 2023'te yetiştiririz. Evet, Allah yardımcınız olsun. Çünkü zor bir görev yapıyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum zamanınıza. Ben teşekkür ederim Alkın Evet, Bey. Ormanlarımızın durumunu birazcık daha iyi öğrendik en azından. Yani böyle. Evet. Teşekkür ederim. Ama başında siz varsınız. Güvendeyiz. Onu görüyorum. Evet, Salih Güneş'e teşekkür ederken size de teşekkür ediyoruz. Güzel bir cuma geçirmeniz dileğiyle de hoşça kalın istiyoruz. Arukat sabah sabahı sundu.